Yayınıma hoş geldiniz. Rus kamikaze dronlarının Orhiv'de bir Leopard 2A6, bir Leopard 2A4 daha vurduğu görüntüler geldi. Cephe hattında ve Zaporojiya cephesinde kıran kırana bir savaş var. Bölgede gerçekten savaşın kızıştığı ve en şiddetli halini aldığı görüntüler var. Çünkü direnç kırılan kaybedecek, direnci biten kaybedecek, savaşın seyrini değiştirecek bir tabii ki taarruz. Ve bu taarruza karşı Rusya'nın da hazırlıklarını tabii ki gösterdiği bu görüntüler var. Özellikle bu görüntüler o hazırlıkların tabii ki bir göstergesi. Rusya belli bir plan yapmış, kamikazeler, top atışları ve bunun yanında birçok tabii ki silah sistemleriyle uzaktan vurmaya çalışıyor. Ukrayna'da var olan, evet, geçirdiği birlikleri çatışma cephesinde özellikle yarma harekatı olarak kullanmak istiyor. Şimdiki görüntüye bakın isterseniz. İkinci bir tankı vurulma anı gelecek şimdi ekranlara. Kamikaze iyi yönetiliyor. Kamikaze muhtemelen ya Çin'den, evet muhtemelen Çin'den veya Hindistan diyeceğim ama Çin muhtemelen. Gördüğünüz gibi tankın neredeyse motoruna doğru gidiyor. Bu çok önemli bir ayrıntı. Şu anda gördüğünüz Leopard tankı, evet, kamikazelerin hedefi oldu. Şimdi Rusların Ukrayna ordusunun yaptığı saldırıyı görüntülediği görüntüler geliyor ekranlara. Novodonetsk bölgesindeki bir köye hücum eden, evet hücum eden Ukrayna ordusunun birliklerini görüntülemişler. Şu anda Ukrayna ordusunun hareketli hali gözüküyor. Savaş bu. Evet, gördüğünüz gibi yoğun ateş altına alınmışlar. Düz alanda bakın. Düz alanda saldırı ve hücum çok risklidir. Düz alanda bu atışlar büyük risk taşımaktadır. Bu yüzden diyorum. Yani burada, evet burada özellikle bir strateji değişikliğine gitmeli Ukrayna ordusu. Bakın. Şu anda gelen araçlara da muhtemelen ateş açacaklar. Evet, oralarda atışlar geliyor gibi. Evet, şu anda gördüğünüz bu karede yeni vurulan askeri araç. Evet, şu anda görüyoruz dumanları. Arkadaki araçlar ilerliyor hala. Hedef oldular. Normalde ayrılmaları gerekiyor. Normalde çapraz, yan bir şekilde tek tek ayrılmaları gerekiyor ki çok daha avantajlı olsunlar. Evet, köye yapılan saldırıda Ukrayna ordusunun kayıpları olduğu gözüküyor. Şu anda araçların gidişine bakın. Rusya'nın özellikle Ukrayna'ya girdiğinde düz alanda Ukrayna topçularıyla vuruşuna benziyor. Dikkat edelim. Muhtemelen köye yapılan saldırı başarısız oldu burada. Ukrayna'nın en büyük dezavantajı dağlık olmaması. Dağlık, sarp arazilerde ve dağlık yamaçlarda olsaydılar Ruslar bu kadar içeri bile giremezdi. Evet, gördüğünüz gibi çok yoğun açık alanda bu araçları vuruyorlar. 2-2-4. Görüntüler geliyor ekranlara. Evet. Şu dumanlar bir de her şeyi anlatıyor. Şu anda görüntüler geliyor. Yeni görüntüler saldırıdan. Evet. Şu anda Ukrayna ordusu gerçekten taarruzunu yapıyor. Ama bu taarruza karşı tabii ki gel hoş geldin diyecek bir Rusya yok karşımızda. Topraklarını kurtarmalarını istiyoruz ama bu istememiz buradaki tabii ki görüntülerle örtüşmüyor. Umarım Ukrayna çok farklı bir konsepte bir savaş taktiği uygular. Rusları topraklarından kovarlar.
Cepheden yeni görüntüler bunlar. Bakın düz arazi, bakın tarım arazisi zaten. Dünyanın tahılı burada üretiliyor. Bakın. Nokta atışlar inanılmaz. Hazırlamış Ruslar. Yani burada hedef olmak çok kötü. Benim anlayamadığım şu. Gece böyle olabilir mi? Yani karanlıkta bir taarruz olabilir mi? Bakın gördünüz değil mi? Nokta atışı vuruluyor. Yani araçlar perişan oldu. Şuraya bakın. Bir bir atışlar var devam eden. Şurada da araç var. Bakalım oraya gelecek mi hedef. Özellikle çok zor bir durum taarruz eden Ukrayna askerleri için. Bakın şu anda geri dönmek istiyor muhtemelen. Evet geri dönmek istiyor ama hedef olacak gibi gözüküyor. Hızlı da değil. Bakın şu anda. Ukrayna 58. Mekanize Birliği'nin, evet Tugay'ın saldırısını, Advika bölgesindeki Rus siperlerine saldırısını şimdi ekranlara getireceğim. Advika'da bu mevziyi ele geçirdi Ukrayna ordusu. Buradan daha sonra Ukrayna askerleri Rus baskısı yüzünden çekildiği görüntüler. Önce siperi ele geçiriyorlar. Gelin bu görüntülere bir göz atalım. Evet, yamaca doğru ateş açıyorlar. Cepheden çok sıcak görüntüler. Evet, şu anda savaşın en sıcak anına cephede tanıksınız. Yeni görüntüler. Evet, gördüğünüz gibi savaşın en sıcak anına tanığız şu anda. Siper'e yanaştılar. Siper'e girmek üzereler.
Savaşın en sıcak anlarına atınız şu anda. Bir ölüme bu kadar yakın olmak, işte savaş bu, gerçekten bambaşka bir durum. Ruslardan yoğun ateş var. Şu an Ruslardan yoğun bir ateş tazyiki var. Çekilelim diyor gibi. Evet. Şu an Ruslar vurmaya başladı. Ruslar vurmaya başladı. Ruslar Ukrayna askerlerinin siperde ele geçirdiği bölgeyi şimdi Advika bölgesinde vurmaya başladılar. Muhtemelen Ukrayna askerleri geri çekilecek. Şimdi Kakhova su rezervi, evet Kakhova su rezervinin olduğu bölgeye bakalım. Kakhova su rezervinin olduğu bölge, olayların yaşandığı bölge. Dikkat ederseniz nasıl güzelmiş, şimdiki haline bakın. Gördünüz değil mi yani şu andaki hali berbat halde. Gerçekten işler acısı hal. Büyük bir yıkım, büyük bir tabii ki büyük bir acı. Evet, bir dahaki yayında cepheden görüntüleri ve bilgileri aktarmaya devam edeceğim. Şimdilik görüşmek üzere.